Hayrettin Karaman, Kudüs planını yapanlara bak. Gizli yürütüldüğü için görüşmelerin ve kararların gerçeğini öğrenmek zor olmakla beraber, yerli ve yabancı medyaya sızan haberlere göre Filistin halkının ve devletinin geleceğine, Amerika ile onun aldattığı, imanı zayıf, hırsı güçlü bazı sözde İslam ülkesi liderleri karar veriyor, plan üstüne plan yapıyorlar. 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına ilişkin yasanın uygulanması askıya alınmıştı. Şimdi askı süresi sona erdi ve Trump'ın daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddia ediliyor. Amerika Başkanı Donald Trump damadı ve baş danışmanı Yahudi Jared Kushner'i Orta Doğu'da barış için görevlendirmişti. Jared Kushner'in eş yönetici olarak rol aldığı Kushner ailesine ait Charles ve Seril Kushner Vakfı'nın Batı Şeria'yı işgal amaçlı inşa edilen yasa dışı yerleşimleri 2006-2015 yılları arasında finanse ettiği biliniyor. Kushner'in yeni görevindeki ilk adımı Filistin meselesine yönelik bir çözüm planı hazırlamak oluyor. Riyad'da fiili kral Muhammed bin Selman'la görüşüyor ve onu bu hain plana ikna ediyor. Sonra Mahmud Abbas'la görüşme yapılıyor, onun da tehditler karşısında ikna olduğu söyleniyor. Bu konu kesin değil. Trump da Mahmud Abbas, Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah'la görüşmeler yaparak onlara plan hakkında bilgi veriyor. Kral Abdullah, Trump'a Birleşmiş Milletler çerçevesinin dışında herhangi bir karar alınmasının barış ve istikrara dönük yaratacağı tehlikeler konusunda uyarıda bulunuyor. Bu hain planda neler var? haksız olarak işgal ve ihdas edilmiş yerleşim yerlerine dokunulmayacak, mülteciler geri dönemeyecek, Kudüs İsrail'in başkenti olacak, İsrail 1967 sınırlarına çekilmeyecek, Filistin devleti Gazze ve Batı Şeria'dan ibaret olup başkenti de Kudüs yakınlarındaki Abu Dis olacak, bu maddelerin tamamı yıllardan beri İsrail'in istediği ve gerçekleştirmek için her yolu denediği, Filistin'in ve onu destekleyenlerin ise şiddetle karşı çıktıkları ve engellemek için canla başla uğraştıkları maddelerdir. Bu planı Siyonist lobinin veya başkaca tarafgirlik ve çıkarların tesiriyle Amerika kabul edebilir, diğer gayrimüslim ülkelerin bir kısmı kabul edebilir.'' De, insanın içini acıtan davranış bazı sözde İslam ülkelerinin kabul etmesidir. Türkiye dışında hiçbir İslam veya gayrimüslim ülkeden hak ettiği tepkinin ortaya konmamasıdır. Ümmetin üzerine bu ölü toprağa nasıl saçıldı, ümmet bu hale nasıl geldi? Çünkü gücü ve saygınlığı Allah'a dayanıp müminlerle bir olmakta değil, ötekilere yamanmakta aradı ve çünkü imanı zayıfladı. İşte delil. Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Nisa suresi 139. ayet. Müminlerin asıl güvenecekleri, dayanacakları, kader birliği yapacakları kimseler iman kardeşleridir. Başka din ve ideoloji mensuplarına bu ölçüde güvenmek, onlara bel bağlamak doğrudan sapmaktır. Güçlü ve saygın olmak için müminleri bırakıp kafirlere sarılan, onların himayelerine sığınan kimselerde aşağılık duygusu, özgüven eksikliği ve iman zayıflığı bulunması ihtimali kuvvetlidir mutlak güç ve üstünlük Allah'a aittir müminler de Allah'a güvendikleri ona sığındıkları şerefi ve saygınlığı ona kul olmakta aradıkları ve buldukları için manevi bakımdan güçlü ve şereflidirler bunu yaparlarsa maddi bakımdan da güçlü olmamaları için bir sebep yoktur konumuzla ilgili ilahi ikazları bir başka yazıda sunmaya devam edeceğiz hayrettin karaman yeni şafak